Herkese yeniden merhabalar, evet nasılsınız bakalım sevgili 2020-2021 LGS tayfa Arkadaşlar hepinize bu sene kolaylıklar diliyorum gerçekten Evet biraz yorucu ve uzun bir yıl bizi bekliyor. Fakat hiçbir şekilde endişeye kapılmaya gerek yok. Neden? Çünkü yüzlük sorular bu sene daha yoğun içeriğiyle sizin yanınızda olacak arkadaşlar. Lütfen anlatmamızı istediğiniz konu ve konu başlıklarını, istediğiniz derslerden yorumlara eklemeyi unutmayın. Biz de her zamanki gibi elimizden geldiğince ve dilimiz döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Bugün İngilizcenin Teen Life ünitesiyle karşınızdayız. Peki biz neler öğreneceğiz bu konuda diyecek olursanız Arkadaşlar biliyorsunuz böyle çocukluktan artık ergenliğe doğru geçiniz sizler de. Ve bu sebeple ilgileriniz, hayran olduğunuz noktalar, hoşlanmadığınız noktalar, tahammül edemediğiniz noktaları daha net bir ifadeyle belir, belirlemeye başladınız. Belli etmeye, ifade etmeye başladınız. Bu sebeple Teen Life ünitesi de aslında bu noktaya İngilizce bir bakış açısı kazandıracak bizlere. Her ünitenin girişinde olduğu gibi tabii ki de bu ünitenin de arkadaşlar vokableri yani kelime kısmı çok çok büyük önem arz ediyor diyorum peki ne yapacağız biz vokabülleri kolay bir şekilde öğrenebilmek için diye soracak olursanız tabii ki de her ünitede öğrendiğiniz kelimeleri arkadaşlar not alacaksınız bir yere ve onları mümkün mertebe ezberleyerek ilerleyeceksiniz ki e, kelime biriktirmeyeceksiniz arkadaşlar peki başlayalım admire kelimesiyle başlıyoruz arkadaşlar admire hayran olmak demek bu bir fiil Edmair hayran olmak demek kimlere hayransınız mesela hayran olduğunuz e, şarkıcı ve sanatçılar var mı ya da yazarlar vardır belki ya da belki bilim adamları vardır umarım öyledir arkadaşlar lütfen bizlere yazmayı unutmayın. Can't stand dayanamamak tahammül edememek demek e, I can't stand this buna tahammül edemiyorum buna dayanamıyorum demek dayanamamak diyelim katlanamamak anlamına da geliyor bunu da yazdıktan sonra exciting heyecan verici excited heyecanlı ben çok heyecanlıyım. I'm excited. Bakın buna dikkat edin. Kişiler için kullanıldığında bu şekilde excited ed takısıyla kullanılıyor. Nesneler için ya da bir olaylar için kullanılıyorsa exciting ing takısıyla kullanılıyor. Heyecanlı, heyecan verici şeklinde anlama geliyor. Dream hayal kurmak, rüya yani hem hayal anlamına geliyor hem de hayal kurmak anlamına geliyor. Hani rüya anlamına da gelebilir. I've dreamed last night. Dün gece bir rüya gördüm diye de bilirsiniz. Ama I have a dream to be an astronaut. Bir astronot olmak hayalim vardı diyebilirsiniz arkadaşlar. Hayal ediyorum. I'm dreaming to be a doctor. Doktor olmayı hayal ediyorum da diyebilirsiniz. Respect saygı duymak hepimizin birbirimize karşı, birbirimizden hoşlanmasak bile birbirimize karşı göstermemiz gereken en temel davranış arkadaşlar. Birbirimizin sınırlarına saygı duymak. We have to be we have to respect each other. Biz hepimiz birbirimize saygı göstermek zorundayız because all human are respectful. Bütün insanlar saygı değerdir. Hangout takılmak demek arkadaşlar. Neyle takılmak, kimle takılmak? Mesela arkadaşlarınızla takılabilirsiniz. Hangout with friends diyebilirsiniz. With friends. Evet. Hangout with friends diyebilirsiniz. Unbearable tahammül edilmez, katlanılmaz. Yani hiçbir şekilde Gerçekten hoşa gitmeyen It's unbearable uh, to listen to rock music. Mesela rock müzik dinlemek çok katlanılmaz diyebilir bir arkadaşımız sizler hangi tarz müzikleri dinliyorsunuz arkadaşlar hangi tarz müziklerden hoşlanıyorsunuz ee, ben mesela klasik müziği çok severim gerçekten de çok sık dinlerim bir de enstrümantal müzikler hoşuma gidiyor sizlerde sevdiğiniz müzikleri yorumlara bırakabilirsiniz preference tercih demek zaten prefer tercih etmek demek bu prefer kökünden türemiş arkadaşlar bu kelime de zaten bu ünitede çokça karşımıza çıkacak bunu da ayrıca bir bilgi olarak verelim bakın bu bir fiil ama bu bir isim. It's my preference to be a doctor. Doktor olmak benim tercihim şeklinde cümleyle kullanabilirsiniz. In a hurry, bir telaş içinde bir acele ile ee, anlamına gelen bir zarftır arkadaşlar aceleyle de diyebilirsiniz yani her ikisi de olur indoor activities iç mekan aktiviteleri yani kapalı alan aktiviteleri de olabilir aynı şekilde for example swimming yine pool bir havuzda yüzmek maybe a closed pool kapalı bir havuzda ya da başka ne olabilir iç mekanda yapabileceğiniz sizin işte belki masa tenisi olabilir gibi düşünebilirsiniz table tennis iç mekan aktiviteleri diyoruz buraya aktiviteleri interested in ilgili olmak bir şeyin onun ilgisini çekmek anlamına geliyor. For example, I'm interested in science. Benim bilime çok ilgim var. I'm interested in reading book. Kitap okumaya çok ilgiliyimdir diye cümle içerisinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Pay attention dikkatini vermek, dikkatini çekmek, dikkatini vermek anlamına geliyor dikkatini vermek please pay attention here lütfen buraya dikkat verin and listen very carefully ve çok dikkatli bir şekilde dinleyin diyebiliriz size ridiculous saçma çok saçma anlamına gelen bir sıfat. It's so ridiculous. Bu çok saçma şeklinde yorum yaparken de ya da hoşumuza gitmeyen durum, kişi veya programları eleştirirken de kullandığımız bir sıfat olarak karşımıza çıkıyor. Benim güzel arkadaşlarım. And the other word is teenager. Diğer kelimemiz arkadaşlar ergen. Zaten konumuzun adı teen life değil mi? Ergenin hayatı. Trendy ya da fashionable da olabilir arkadaşlar mesela bu fashionable. Bunların her ikisi de modaya uygun moda şeklinde kullanılabilir. Modaya uygun şeklinde de kullanılabilir. Ya da favori en gibi trend aslında Türkçede de kullanıyoruz maalesef. Bazı İngilizce kelimeler çokça Türkçe'ye yerleşmiş durumdalar biliyorsunuz. Bu kullanımların hepsi bu kelimenin anlamına uygundur. Dedikten sonra şimdi bazı kelimeleri o zaman burada birlikte ne yapalım? E ee, şöyle güzel cümleler içerisinde kullanarak sıraya dizelim diyorum. O halde admire hayran olmak demiştik. Voice says classical klasik fascinating, büyüleyici, harika, büyüleyici, mükemmel anlamına gelen bir e, kelime. Miss kaçırmak bazen özlemek anlamına gelebiliyor. Bunu yeni verdiğim için hemen anlamını yazmak istiyorum. Bu bir sıfat arkadaşlar. Miss I miss you dersen seni özledim demiş olursun. But I can't miss this, bunu kaçıramam demiş olursun. Burada birazcık kaçırmak anlamında da var. Into bir takı onu göstereceğiz başka. Okay. Let's start. Tarkan's performance was bla bla. Bakın performansı ile ilgili bir yorum yapacağım. Demek ki bir sıfat kullanmam lazım. Tarkan's performance was fascinating. Tarkan'ın performansı büyüleyiciydi. Do you like Tarkan my dear student? Sizler Tarkan'ı seviyor musunuz arkadaşlar? Do you listen him? Onu dinliyor musunuz? Okay, please write us in the comment. Lütfen bizlere yorumda yazın arkadaşlar. His is very his voice is very impressive. Evet onun sesi çok etkileyici. Impressive etkileyici demek. Hemen bunun da anlamını verelim. Çok güzel sıfatları öğreniyoruz şu anda. I admire him. Bu kadar övdükten sonra ne diyecek? Tabii ki de ben ona Hayranım diyecek kullandık kullandık kullandık. Okay, let's continue with the second one. I'm blah blah about rap. Do you like it? I'm blah blah about rap. Do you like it? I'm crazy about olabilirdi ama crazy burada yoksa I'm into about olabilir arkadaşlar. Into burada crazy gibi. Yani çıldırıyorum rape. Çok seviyorum, aşırı düşkünüm. Mesela I'm fond of da olabilirdi. I'm fond of ya da I am keen of ola, olabilirdi. Bunların hepsi mesela düşkün olmak, çok sevmek anlamlarına gelen e, gruplar arkadaşlar. I'm into about rap. Rap'e çok düşkünüm. Do you like it? Sever misin? No I don't. Hayır hiç sevmem. It's too fast. Çok hızlı. I prefer classical. Ben klasik müzik tercih ederim. Evet bu arkadaş da benim gibi. Gerçekten ben de rap müziği çok dinleyemiyorum. Beni çok yoruyor. Ama klasik müzik dinlerken kendimi gerçekten her zaman zinde ve dinlenmiş hissediyorum arkadaşlar. Okay the other one is there is a folk concert tonight. Arkadaşlar folk halk müziği olarak karşımıza çıkıyor. Folklor mesela halk oyunuydu. Folk müzik, halk müziği, halkın müziği, halkların müziği şeklinde kültürel müzikler olarak çıkıyor karşımıza. There is a folk concert tonight. I don't want to miss it. Onu kaçırmak istemiyorum. Çünkü demek ki folk müziği seviyor ve bu programa katılmak istiyor diye like ve dislike'ımı anlatmış oluyorum bu tarz bir cümleyle. O oh, halde madem bu şekilde like ve dislike'a bağladıysak ne yapalım hemen burada beraber arkadaşlar? like ve dislike şöyle güzelce bir anlatalım. Diyelim ki bizim hoşlandığımız ve hoşlanmadığımız şeyleri acaba biz İngilizce dilinde nasıl dile getiriyoruz? Okay. Likes means the things I love. Hoşlandığım şeyler. Zaten bunu biliyorsunuz. Dislikes hoşlanmadığım şeyler hatta dislikes da olabilirdi arkadaşlar hoşlanmadığım şeyler olarak çıkabiliyor karşıma çok güzel kalıplar aslında bunlar çünkü çok rahat bir şekilde günlük hayattaki birçok durum hakkında yorum yapabilmek imkanı sağlıyor bize I like or I love ben severim hoşlanırım ya da çok severim bakın bu birazcık daha aşk derecesinde ileri derecede sevmek anlamına geliyor like hoşlanmak I'm keen on ben düşkünüm bakın az önce verdiğim örnekti bu. I'm keen on uh, playing to playing to playing a violin diyebilirsiniz mesela cümleyi kuramadım bir an. I'm keen on uh, playing violin. Ben uh, gitar çalmaya ya da uh, keman çalmaya düşkünüm şeklinde örnek verebilirsiniz. I'm crazy about çıldırıyorum. O kadar çok seviyorum ki az önce bir tane cümlede vardı hatırlıyorsanız. I'm crazy about rap music diyordu. I'm into about da olabiliyor yine aynı şekilde bu arkadaşlar. Ee, yine düşkünüm, ilgim var, alakam var şeklinde, ilgiliyim de diyebiliriz. Ee, önemsiyorum anlamına geliyor. It is fascinating zaten büyüleyici olduğunu söylemiştik. Hemen sağ tarafa baktığımız zaman dislike'larımızı nasıl söyleyeceğiz dislike'larımızı? I don't like, hoşlanmıyorum, I hate, nefret ediyorum. Yani aynı like ve love birbiriyle ne kadar hani ilişkili aynı şeyi söylemek için orta derece ve ileri derece durumu ifade ediyorsa don't like ve hate de benzer bir durumda işte sevmemek ve nefret etmek şeklinde kullanılıyor. Dislike hoşlanmıyorum anlamına geliyor. Arkadaşlar dislike ve e, don't like aynı anlamda. Bunların ikisinin anlamı aynı arkadaşlar. I can't stand dayanamıyorum. Hiç yani gerçekten katlanamıyorum, tahammül edemiyorum anlamına geliyor. I unbearable değil, it's unbearable olacaktı. Tahammül edilemez olacaktı arkadaşlar bunu da. It's unbearable. Tahammül edilemez. ED ile şeklinde olacaktı. Evet. Preference'lar yani tercihlerimize baktığımız zaman az önce dedik ki prefer kelimesinden türüyor bu kelime. Preference şöyle prefer kelimesinden tercihler, tercih etmek kelimesinden e, türüyor. I prefer şimdi prefer'ın çok önemli bir durumu var. To ile kullanılıyor ve öncesine ve sonrasına arkadaşlar noun yani isim getiriyorsunuz. Bu sebeple fiil getiriyorsanız da ing kullanmayı unutmayın. Yani doğrudan I prefer tea to coffee. Çayı kahveye tercih ederim de diyebilirsiniz. Ama eğer bunu bir fiil kullanarak söylemek istiyorsanız I prefer drinking tea to drinking coffee demek zorundasınız. Çünkü prefer isimle kullanılan bir kalıp. I would rather bu arkadaşlar fiille kullanılabiliyor. Bu sebeple buraya da verb, buraya da verb getirebiliyorsunuz. Mesela I prefer drink coffee than drink tea. Kahve içmeyi çay içmeye tercih ederim diyor. I would rather. Kahve içsem çay içmekten daha iyi olabilir de diyor. Rather'ın da den kalıbıyla kullanıldığına lütfen dikkat edelim. Bakın tuveden ayırt edici burada. My preference is dediği için tabii ki buradan sonra noun gelecek arkadaşlar. Benim tercihim playing volleyball Benim tercihim drinking tea. Benim tercihim Fashion gibi isimle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz kalıpların kullanımları özellikle çoktan seçmeli sorularda bize gerçekten çok kolaylık sağlıyor. Doğru bir şekilde öğrenebilirsek diyorum. O halde Let's put the words in the correct order. What's your dream for the future? Senin hayalin ne gelecek için? Okay, this is my question for you. Bugünün gülümseten sorusu gelsin. Writing comment. Evet arkadaşlar sizlerin gelecek hakkındaki hayaliniz ne? Çok merak ediyorum. Yazın bakalım bizlere yorumlara. Stand dayanamamak demiştik. I can't stand olabilirdi. Keen düşkün olmak demiştik. Be a performer. Ne, ne olmak istiyor? Bu bir e, showman gibi performans sanatçısı gibi olmak istiyor. Crazy, çıldırıyor den bir karşılaştırma için kullandığımız Woodroder'ı hatırlatsın bize. Ya da e, Wood Prefer değildi bunu unutmayalım. What's your dream for the future? Senin gelecek hakkındaki hayalin ne? I would like to be a performer. Ben bir sanatçı, bir performans sanatçısı olmak istiyorum. Bir belki showman olmak istiyorum. Bir sunucu olmak istiyorum. Okey bunu kullandık arkadaşlar. It's too loud for him. Bu onun için çok gürültülü. Loud gürültü, gürültülü, sesli, yüksek sesli anlamına geliyor. He can't stand it. Demek ki onun için çok gürültülüyse bu duruma dayanamıyordur arkadaşlar. Are you keen on listening to folk music? Sen halk müziği dinlemeye düşkün müsün? Yes, I'm crazy about it. Evet, gerçekten buna çıldırıyorum. Çok seviyorum halk müziği. Sizler seviyor musunuz halk müziğini? Ben de halk müziği dinlerim gerçekten. Özellikle arkadaşlar Neşet Ertaş bu konuda çok çok iyidir. Hepinizin de bildiği gibi. Evet, devam ediyorum. Fevzi Woodruder, bakın dikkat edin, verb verble kullandı. Az önce bu hatırlatmayı yapmıştım. Bakın burada da yine bir verb var ve Tu bize prefer'ı hatırlatacaktı dedim. Budradır da bize deni hatırlatacaktı. Benim güzel arkadaşlarım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım kavratıcı olmuştur dedikten sonra bir de bu konunun en önemli grammar başlıklarından biri olan simple present tense'e bakarak konu anlatımımızı yavaş yavaş tamamlayacağız diyorum. Simple present tense'i biz nerede kullanıyoruz öncelikle? Tabii ki de e, daily routines. Yani günlük rutinlerde kullanıyoruz. Başka Daily activities, günlük aktivitelerde de kullanıyoruz. Asla değişmeyen e, scientific, re, mesela reels gerçekleri söylemek için, bilimsel bilgileri vermek için kullanıyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım o zaman. Şimdi kullanımı çok önemli çünkü olumlu cümlede özne kullandıktan sonra, verb kullanacaksınız ve sonra nesne verb'e sadece eğer he, she, it ya da onlara karşılık gelen nesnelerden biri olursa s, i, s ve i, i, s takıları koymayı unutmayacaksınız. Bu birinci önemli ayrıntı. İkinci önemli de de eğer olumsuz cümle yapmak istiyorsak arkadaşlar uygun özneye göre don't ya da doesn't kullanmayı ve yine akabinde verb'ü ve nesneyi kullanmayı unutmayın. Don't ve doesn't kullandığınız için burada fiile asla takı getirmiyorsunuz fiile takı yok. Bunu zaten aslında ilkokulda öğrendiniz ama yine de bu şekilde küçücük bir hatırlatma yapmış olalım. They go to Bodrum. They go to Bodrum every summer. Onlar her yaz Bodrum'a giderler. Bakın simple present tense'in zaman zarflarından bir tanesi de gelmiş buraya mesela. Every özellikle her demek ve bunu kullanıyoruz daima yaptığımız durumlar, davranışlar için. Çünkü Türkçedeki geniş zamanı karşılıyor bu tense dersek yanlış olmaz. O zaman he always diyeceksek daima. Bunun birazdan anlamını da bu sıklık zarfını da öğreneceğiz. Goes desek çok daha iyi olur. Çünkü ne demiştik? He she'den biri olursa takı getireceğiz demiştik. Evet, genel geçer ve bilimsel ifadelerde kullanmak için mesela suyun 100 derecede kaynadığını 0 derecede eridiğini buzun söylemek için arkadaşlar water boils at 100 degree centigrade diyebiliriz. Hatta ice melts at 0 degree centigrade de diyebiliriz. Bakın erir, kaynar şeklinde kullanabilmek için de genel geçer ve tarihi ya da e, bilimsel bilgileri ifade etmek için de kullanıyoruz. For the other tarife ve zaman çizelgesine bağlı olaylar. Yani bu gece bunu yapacağım şeklinde değil de yaparım gelir gider. Mesela otobüs bu duraktan hep aynı saatte geçiyorsa ya da işte gemi hep aynı saatte kalkıyorsa gibi durumları ifade etmek için de biz bu tensi kullanıyoruz. The bus leaves. Neden leaves arkadaşlar? Çünkü otobüs it öznesine karşılık gelecek. Buna dikkat edelim. Burada water'da olduğu gibi. The bus leaves İstanbul at 10 pm tonight. Bu gece saat 10'da ne yapacakmış? Otobüs İstanbul'dan ayrılacakmış. Okay. The exam for example let's say starts. Exam başlar diyelim mesela. Saat 10'da yarın sabah saat 10'da sınav başlayacak. Bakın exam de burada it olduğu için yine fiilimize s takısı geçirmeyi unutmayarak simple present tense'in bütün gerekliliklerini yerine getirmiş oluyoruz. O halde dedik ki olumlu ve olumsuz cümleler belirli kurallara bağlı şekilde kuruluyor. Soru cümlelerini nasıl kuruyoruz o zaman? Bir de bu noktaya bakalım beraber. Burada hatırlatmamız gereken en temel şey arkadaşlar tabii ki de bizim kullandığımız uygun soru kalıpları, soru kelimeleri ya da yardımcı fiiller. Do'yu biz I, you, için kullanıyoruz. Sonra buraya tabii ki de verb getireceğiz arkadaşlar. Verb de takı olmayacak. Does, he, she, it için kullanılıyor ve yine aynı şekilde buraya verb getirilecek. Size burada bir önemli bilgi vermek istiyorum. Do, does şeklinde bir tensin Yardımcı fiilleriyle kullanılan sorulara arkadaşlar biz İngilizcede yes no questions diyoruz. Çünkü bu tarz soruların cevapları ya yes'tir ya da no'dur. Do you like playing uh, volleyball? Yes, I like ya da yes I do şeklinde cevap verebilirsiniz gibi. Peki bir de bu şekilde double h question'larımız var ki when ne zaman demekti? Ver nereye demekti ya da nerede demekti. Onun dışında why var arkadaşlar ne için? What var ne? Ya da what time var saat kaçta? Ya da başka ne olabilir? How olabilir mesela nasıl? Ya da how often olabilir? Ne sıklıkla gibi e, double H dediğimiz double H questions dediğimiz sorular var. Bunların cevapları için doğrudan bir başlangıç yok. Size neyi soruyorsa o şekilde bir kalıpla yanıt vermeniz gerekiyor diyorum. Okay. So let's look at it. They öznesi do alır. Bu sebeple when do they hatta şöyle daha bariz belirgin bir kalemle yazalım. When do they meet their friends? Onlar arkadaşlarıyla ne zaman buluşurlar dedi. For example, they meet on Sunday diyebiliriz. Onlar pazar günü buluşurlar. Bu kadar. Where does he go olmalı. Çünkü he öznesi es alan bir kalıpla geliyordu. Where does he go in summer? he goes to Antalya diyerek cevap verebiliriz mesela. Bakın dediğim gibi double h'lerde arkadaşlar belirli bir kalıpla yanıt verme durumu söz konusu değil. Yani Dudaz'daki gibi bir yes no question durumu söz konusu değil. Çünkü siz burada tamamen size sorulan sorunun formatına göre yanıt veriyorsunuz diyorum. O halde bir de ne yapalım? Adverbs of frequency dediğimiz sıklık zarflarını çalışalım beraber. Okay. Let's look at them now. Şimdi öncelikle arkadaşlar bunların nerede kullandığımız sizlere hatırlatmak istiyorum. Siz diyelim ki öznenizi kullandınız. Subject dediğim sizin özneniz. I always yani burayı kullanıyorsunuz. Adverbs of frequency buraya kullanıyorsunuz arkadaşlar. I always Play dediğimiz verbü, volleyball dediğimiz object'i kullanıyorsunuz. İşte bu size herhangi bir olumlu cümlenin kalıbını. Buradaki sıklık zarfları da işte bunlar. Bu şekilde kalıpta kullanırsanız ya da bunu bir matematik formülü olarak bir kenara not ederek çalışırsanız inanın çok kolay bir şekilde öğreneceksiniz bu konuyu. Okay, so what does always means? Always means all the time. Yani her ikisinin anlamının eşit olduğunu gösteriyor bize. Daima her zaman hep anlamına geliyor. Yani 100%. Gördüğünüz gibi yüzde yüz yani sürekli yapıyor. Usually means generally ikisinin anlamı eşit genel olarak daima genellikle anlamına geliyor. Demek ki çok nadir istisnalar dışında for example maybe 80 percent yüzde seksen oranında olabilir mesela. Often sık sık yapıyor. Frequently frequent frekans gibi yani sürekli tekrar eden durumlara geliyor sık sık aynı şekilde. Sometimes bazen demek de. Yani bu da ne oluyor? Less than 50%. Maybe this is 60% or 70%. Bu da %60 %70 aralığında olabilir arkadaşlar aynı şekilde. Never asla 0% olacak. Asla yapmadığı durumlar için. Bir şeye dikkat. Anlamı olumsuzdur never'ın. Ama kullanım yine aynı burada size anlattığım gibi olumlu cümle kalıbına uyacak şekilde kullanılır. Yani yazdığımız zaman tekrar don't doesn't kullanmıyoruz never'ı yazdığımız zaman. Yine cümlenin içerisine yerleştirdiğimizde zaten anlam doğrudan olumsuza dönüyor diyorum arkadaşlar. Evet o halde ne yapalım? Let's put the words in correct order diyerek konu anlatımımızı ve örnekli soru çözümümüzü tamamlayalım. Let's start with the subject. Hemen öznemize bakalım. Öznemiz burada I ne dedik sonra sıklık zarfı I never ne yaparım fiil lazım bana buy satın almam neyi satın almam pahalı giyecekleri bu yüzden önce sıfat expensive sonra da isim yani Türkçedeki mantık gibi gramer kelimelerini doğru bir şekilde öğrenirseniz aslında İngilizce gerçekten çok kolay ve keyifli bir dildir bunu unutmayın arkadaşlar ayrıca bir dünya dili biliyorsunuz muhakkak dil bilmeniz gerekiyor gerek lise gerek üniversite hayatınızda ve sonrasında da tabii ki bir iş hayatında tercih edilebilmenizi arttırmak için bir dil edinmek zorundasınız gerek İngilizce gerek Fransızca gerek Arapça ama İngilizce her zaman her yerde hep konuşulan bir dil olduğu için hep işinizi kolaylaştıracak bir anahtar gibi olacak diyorum. Okay, so the second one which is my subject. Cevriye here is my subject. Cevriye burada özlemiz oldu. Cevriye really gerçekten aynı bir sıklık zarflı gibi Fiil kullanacağız. Looks olacaktı. Gerçekten görünüyor. Nasıl görülüyor? Stylish. Yani çok stil sahibi. Mükemmel, şık. Neyin içerisinde? In this dress. Bu elbisenin içerisinde cevriye gerçekten çok şık görünüyor. Çok güzel görünüyor diyoruz. Ve sonuncusuna baktığımız zaman da ünitemizin adı olan Teenagers. Neydi arkadaşlar? Ergenler. The most of the teenagers desek hatta most of the teenagers. Ergenlerin çoğu most of the teenagers hemen yazdıktan sonra ne yapıyorlarmış bunlar? Tercih ediyorlar. Neyi tercih ediyorlar bu arkadaşlar? Giymeyi tercih ediyorlar. Neyi giymeyi tercih ediyorlar peki? Jeans, kot pantolon giymeyi tercih ediyorlar diyerek de Son sorumuzu tamamladık diyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım gerçekten kavratıcı olmuştur arkadaşlar. Bu vesileyle de sevgili Şehit Enis Kırımlı İlköğretim öğrencileri, ilk öğretim okulu öğrencileri ve bir de tabii ki Hatay Sümerler İlköğretim okulu öğrencileri. Hatta bugün biraz uzatalım. Celalettin Gözü Sulu İlköğretim okulu öğrencileri, Kılıç Aslan İlköğretim okulu öğrencileri ve bir sürprizimiz daha var. İzmir Kozağaç İlköğretim Okulu öğrencileri, Ankara Ahiler İlköğretim Okulu öğrencileri. Bizleri ta nerelerden izliyorsunuz? İzmir, Ankara, Hatay bakın bir sürü Yurdum belki dört bir yanından izleyen sevgili arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler. Sevgiler, selamlar hem onlara hem sizlere. Uzaktan eğitim sürecinde ve tabii ki de LGS sürecinde arkadaşlar başarılar diliyorum. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.